2 Avrupa Üniversitesi Televizyonu'nun hazırlayıp sunduğu Lefke Yıldızı programına hoş geldiniz. Üniversitemiz ve bölgemizle ilgili geçtiğimiz haftanın olaylarından derlediklerimiz ve kültürel sanatsal etkinlik duyurularımızla karşınızdayız. Sağlık Bilimleri Fakültemizce 4.sü gerçekleşecek olan Sağlık Yürüyüşü etkinliği bu yıl 5 Nisan Pazar günü yapılacak. Fakülte dekanımız ve belediye başkanımız bu konuyla ilgili stüdyomuzda Nermin Şanlıdağ'ın sorularını yanıtladılar. Yine Layo TV stüdyolarındayız. Evlerinize konuk oluyoruz. Yanımda birbirinden değerli konuklarımız var. Yine Lefke'yi konuşacağız. Yine Lefke hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Önce isterseniz belediye başkanımızdan başlayalım. Konuğumuz Lefke Belediye Başkanı Sayın Aziz Kaya. Diğer konuğumuz Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Ruhi Selçuk Tabak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve Lefke Belediyesi Meclis Üyesi Rahmi Öğütveren. Hoş geldiniz. Yine başkanımızdan belediye hakkında biraz bilgi alalım. İlk kurulan Türk Belediyesi olduğunu biliyoruz. Biraz bahseder misiniz? Evet. Lefke Belediyesi, Kıbrıs'ta ilk kurulan Türk Belediyesi. Kuruluş yılı 1900. Bu süreç içerisinde işte Lefke, Yafa Portakalı ile madencilikle en çok anılan bir bölge olmuştur. Evet. Maden faaliyeti bilindiği üzere 1974'teki rezervlerin güneyde, tesislerin kuzeyde kalması itibariyle 74-75 yılından itibaren bir kesintiye uğradı ve orada madencilik alanında anılmasıyla artık sona erdi. Ama özellikle Narıncı alanında ve Narıncı içerisinde de Yafa Portakalı dediğinizde Lefke bilinir, Lefke evet. Tanınır ya da Yafa portakalı Lefke ile anılırsa bir anlam taşır. Çok kokulu, nefis, güzel bir portakal. Evet ve bölgemizde Lefke'de Yeşilırmak'ta, Yeğidalga'da, Doğancı'da, Bağlıköy'de çeşitli festivaller yapılmaktadır. Bu festivaller İşte Çilek Festivali, Verigo Festivali, Lefke'de Ceviz Festivali, Hurma Festivali, Doğancı'da Karpuz Festivali, Bağlıköy'de Eko Gün Festivali gibi festivaller yapılmaktadır. Bu yıl Lefke'deki Yafa üreticilerinin bu Yafa ürününe sahip çıkılması ve o kapsamda da bir festival yapılması hazırlığı doğrultusunda içerisinde bir talepler oldu. Biz bunu değerlendirdik ve gerçekten gerekli olan bir alandı bu, bir konuydu. Bu nedenle işte Lefke Belediyesi bu festivalin 5 Nisan'da üreticilerin en uygun gördüğü tarih olan 5 Nisan'da yapılması kararı ortaya çıktı. Bununla birlikte bir 8. festivale Lefke Bölgesi kavuşmuş olacak. Evet. Gerçi bu festivalden bir de şöyle bir ayrıntı var. 1935-39 yılları arasında olmak üzere 5 kez bu festivalin yapılmış olduğunu biz tespit ettik. Bu çalışmalar başladığında. Uzun uzun yıllar önce evet. Tekrarlıyoruz şimdi biz. Altıncısını yani 80 yapıyoruz. Yıl önce birincisi evet. Yapılan bir festival bu. Ve işte 75 yıl sonra tekrar devam etmeye başlıyor. Altıncısından biz devam ettirmeye başlıyoruz bunu. Evet. İsterseniz afişimizi de bir gösterelim. Şöyle bir afişimiz var. Biraz sonra bunun detaylarına da gireceğiz. Hep birlikte konuklarımızla konuşacağız da. Şimdi isterseniz hocam sizinle devam edelim. Sizin de bir yürüyüşünüz olacak sağlık haftası nedeniyle. Sağlıkta farkındalık yaratmak. Sağlık nedir, nasıl? Biraz bize sağlık hakkında bilgi verirseniz sağlık haftası dolayısıyla.
Öncelikle teşekkür ederim. Böyle güzel bir programda yer alma şansı yarattınız, verdiniz. Biz teşekkür için. Ederiz Sağ olun. Hocam. Tabii ki sağlık insanın en değerli özelliği, hatta varlığı. Ama ne yazık ki sağlığa bu kadar güzel sözlerle ifade ettiğimiz değeri veremiyoruz. Yani toplum olarak bu konuda yeterince hasta olmadan sağlığımızı bilmiyoruz kısacası. Yani kaybedince diyeyim artık, evet. Yani bu lafı da pek kullanmak istemiyorum. Yani sağlık kaybedince gerçekten çok büyük sıkıntılar yaratıyor, ama ne yazık ki insanlar yani sağlıklarıyla ilgili bir sorun yaşadıkları zaman sağlıkları aklına geliyor. Tabii biraz da açıkçası toplum yapımızdan da kaynaklanıyor. Biz öğütlerden, nasihatlerden öğrenme yerine musibetlerden, deneyimlerden, sınamalardan öğrenmeyi tercih ediyoruz. Evet. Bu da sağlığı büyük ölçüde sıkıntıya sokuyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılından bu yana 7 Nisan'ı Dünya Sağlık Günü olarak belirlemiş. 7-14 Nisan'ı da Dünya Sağlık Haftası. Yani çeşitli etkinliklerle belirlenen konular üzerindeki yapılacak etkinliklere toplumsal, hatta evrensel bir şekilde farkındalık yaratmaya çalışıyor. Bunların içerisinde tabii ki toplumun aktif olarak katılacağı, yani sadece zihinsel, duygusal olarak değil, bedensel olarak katılacağı bir çaba da gerekiyor. Bu çabanın başında yürüyüş geliyor. Ama yürüyüş nedir? Hep alışılmadık yerlere yapmak lazım yürüyüşte. Hep alıştığımız yerlerde yürürsek çok fark etmiyor. Herkesin de yapabileceği bir spordur bence yürüyüş. Kesinlikle tabii yani yürüyüş. Jimnastiktir, futboldur. Herkes yapamayabilir ama yürüyüşü her birey yürüyebilir. Evet, ayaklar üzerine duran herkes vücuduna sağlık katmak açısından bunu yapabilir. Şimdi o yüzden 4 yıldır Lefke Avrupa Üniversitesi bir farkındalık yaratmak, aktif katılımı sağlamak için de geleneksel sağlık yürüyüşü çalışmasını sürdürmektedir. Bunun tabii öncülüğünü bu Sağlık Bilimleri Fakültemiz yapmaktadır. Geleneksel hale gelmiştir artık. Evet, yani akışımız burada. Bunu da gösterelim. 4. sağlık yürüyüşü Lefke Avrupa Üniversitesi himayelerinde. Evet. Herkesi bekleriz yürüyüşümüze de. Evet, yani herkese açık, sadece öğrencilere değil, tüm tabii Lefke ki bölgesine. Hatta ben şunu biliyorum, yani daha önceki yürüyüşlerimize çok uzaklardan gelen aktif gruplar oldu. O da bizim için bir mutluluk kaynağı. Bu sene Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Sağlık Günü'nde belirlediği konu da ilginç. Yani besin güvenliği. Besin güvenliği olmadan zaten... yani iyi bir beslenme olmadan sağlıktan söz edemeyiz. Mümkün değil. Mümkün değil. Bakın bu bir tesadüf olarak, fakat sonradan da birleştirdiğimiz güçlerle işte Portakal Festivali'ye denk geldi. Yani besin güvenliği ve bir besin de çok önemli. Besin evet. De yani tabii. Bu yüzden de böyle bir Lefke bölgesinde birliktelik oluşturduk. Yani Lefke Belediyesi'nin festivali, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin yürüyüşü aynı günde ve birbirine güç katacak, zenginlik katacak. Ve bizim öğrencilerimiz açısından özellikle bölgenin kültürel değerlerini anlama yönünden de güzel bir gün yaşatacak. Güzel bir gün olacak. Bir zaten Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke Belediyesi ve sivil toplum örgütleri sürekli iç içeyiz, sürekli evet. Beraber çalışıyoruz. Sağ olsun rektörümüze de buradan teşekkürü bir borç biliyorum. Hiçbir zaman bizi kırmıyor. Sürekli sivil toplum örgütleriyle iç içe çalışmalarımız sürüyor. Aynı zamanda belediyemiz de tabii ki. Hep beraber Lefke için çalışıyoruz. Hep beraberiz diyelim. Rahmi Hanım, isterseniz biraz da programdan bahsedelim. Neler yapıyor bu yıl? İlk ama 6.sı düzenlenecek olan Portakal Şenliği. Evet efendim, Lefke denince ben Lefke için gizli bir hazine olarak görüyorum. Orada yalnız meyveleriyle değil, tarihi eserleriyle de çok güzel bir şehirdir. Avrupa Üniversitesi renk katmıştır. Belediye güzide tek başı, evet, tek başınaydı belediye ve sıkıntılı zamanları da olmuştur. Fakat Avrupa Üniversitesi geldikten sonra Lefke bölgesi çok canlandı. İnşallah daha da canlı olacaktır. Festivaller de daha çok renk katıyor. Evet. Hurma Festivali, Ceviz Festivali, Eko Gün dediğimiz gibi çeşitli festivaller. Şimdi buna çok eskiden yapılmış, başkanımın da dediği gibi 6.sını yapıyoruz Portakal Festivali'nin. Bize nasip olmuş bu 6.yı oraya şey etmek. Evet.
Ama portakal denince akla önce lefke gelirdi. Evet. Sonra Güzel Yurt'ta festivalini yapmaya başlayınca arkadaşlarımız o lefkeden kopmuş gibi olmasın diye biz bunu şenlik yapalım dedik. Lefkenin adını portakalla bağdaşınca koparmayalım ve şenlik halinde yapan bir güne şenliği. Evet, bir güne sığdırmaya çalıştık. Programımız da çok zengindir. O günü tüm yürüyüşçü arkadaşlarımız, dağcı, bisikletçi, araba, motor, tüm arkadaşlarımız lefkeye doğru sağlık birimleri bölüm başkanımızın dediği gibi sağlıkta, üniversitede hep lefkeye yürüyoruz. İnşallah bizim bu yapacağımız şeyler gizli hazineden sadece bu gizli meyveler, hurma, ceviz ve portakal değil, daha birçok gizli şeylerimiz var. Onları da zamanla ortaya çıkaracağız. Bekliyoruz lefke bölgesine. Mesela sağlık yürüyüşüne katılmak isteyen arkadaşlarımız Laü'de toplanıp lefkeye yürüyebilirler. Bisiklet turuna katılmak isteyen arkadaşlarımız Doğancı kavşağında toplanıp, bunlar 9.30'da. 9.30'da toplanıp yürüyüşü lefkeye doğru akabilirler. Etkinliğin açılışında başkanımızın konuşmasından sonra halk danslarımız gösteri yapacaktır. Ve burada çok önemli bir lefkelinin duyarlılığını öne çıkaran Erkay Yıldız arkadaşımız adına bir sergi, resim sergisinde toplanacak olan karı bu arkadaşımıza bağış evet. yapıyorlar. Ve bu arkadaşımız askerde vatanı görevini yaparken talihsiz bir olaydan dolayı gözlerini kaybetmiştir. Bir ümit olacaktır. Belki ona bir küçücük yardım, çorbada tuzumuz olur. Bu da lefkelileri çok mutlu edecektir. Arkadaşımıza katkımız olursa herkesi bu resimlerden almaya davet ediyoruz. Turhan Hızlı arkadaşımız bize keman dinletisi sunacak saat 11'de. Doğan Köy'den yine halk danslarımız, jimnastik, bale gösterileri Doğancı'dan. Laü'nün şiir dinletisi, kırgız, zeybek oyunları olacaktır. Burada da Laü'de toplanan tüm Avrupa'dan gelen çocuklarımızın kendi kültürlerini yansıttıkları. Evet, yani kendi kültürlerini yansıtan bir gösteri olacaktır. Çeşitli memleketlerin kültürünü merak edenler gelip burada onları izleyebilirler. Biz de merak ediyoruz doğrusu. Onları izleyebilirler. Ve dalından portakal koparmak isteyenler, C vitamini olan portakalımızı canlarına can katmak isteyen arkadaşlarımız da portakal bahçesinden kendi elleriyle portakallarını toplayabileceklerdir. Bu da saat 12'de olacak. Çabuk edip 12'de orada olmaları lazım ki koparabilsinler. Rehber eşliğinde lefke turu var. Tanıtılacaktır lefke. İşte dediğim gibi klasik arabalar, bisiklet, motor, herkes burada. Onlara da katılmak isteyenler iletişim kurabilirler belediyedeki arkadaşlarımızla. Kıbrıs müzik yolcuları bölgemizin ve bence onlar dünyanın en ünlü gruplarından biridir. Onlar da saat 13'te çıkacaklar. Onları görmek isteyenler gelebilir. Portakal ürünü yarışımız var. Katılmak isteyen arkadaşlarımız portakal reçeli, macunu, pastası, çiçek suyu veya çiçek macunu yapıp bu yarışmaya katılabilirler. Bekliyoruz arkadaşlarımızı. Yine onlar da belediye ile iletişim kurabilirler. Keman dinletisinde tabii belediyede numaralar vardır. Evet. İşlerde de vardır. Evet. Stand almak isteyenler de ben ürün yapıyorum, satışa satabilirim diyenler kendi evet. ürünlerini bu festivalde ücretsiz stand alıp satabilecekler. Bunu da duyuralım. Evet efendim. Keman dinletimiz var yine. Murat Özpaşa tarafından sunulacak bir gösteridir bu. Ve
Yine Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği, TUFAT isimli dernek yine halk dansları gösterisi yapacak. Ve Sadık Zabit konseri var saat 15'te. Lefke Turizm Derneği'nin bir grubu var. Onlar 16.30'da çıkıyorlar. 17 Lay gösterisi yine müzik grubu. Ve Antik Set konseri 18'de. Programımız sona erecek diyoruz ama yine de katılmak isteyen gruplarımız veya müzik veya folklor veya tiyatro ekipleri varsa onlara da bir zaman ayırabiliriz. Tabii ki. Kucaklıyoruz herkesi buradan. Lefke'de farkındalık yaratmak, Lefke Portakalını tanıtmak hepimizin görevi. Biz de Lefke Turizm Derneği olarak katkı koyuyoruz belediyeye. Her zaman belediyeyle zaten işbirliği içerisindeyiz. Katkılarımız sürecek belediyemize. Her zaman beraberiz zaten. Başkanım, bir de çita suav konusu var. Küreselleşmeye karşı başlatılan, yöresel kültürü koruyan, bir hareket olan, bir yaşam şekli olan çita suav, Lefke'ye öngörüldüğü, daha önce bakanlık tarafından Lefke pilot bölge olarak seçildi. Ancak bir yavaşlama dönemi, bir durgunluk dönemi geçirdik. Tekrar bunu canlandırıyorsunuz sanırım. İyi niyet mektubu sunuldu. Biraz çita suav'dan bahseder misiniz? Ne aşamadayız? Evet, 2 yıl önce Lefke'nin de çita suav alanına katılabilmesi için bir çalışma başlatıldı. Yalnız o çalışma o yılki başvuru süreci içerisinde tamamlanamadığı için bu gerçekleşmedi ve işte bilindiği üzere Yeni Boğaziçi Belediyesi, evet, Kıbrıs'taki ilk çita suav şehri oldu ve bundan dolayı da Kıbrıs'taki çita suav başşehri fayesini almış oldu. Orada yeterince bir koordinasyon yapılamadığı için işte 2 yıl önceki çalışmalarda Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke Belediyesi ve sivil toplum örgütleri bu anlamda bu zamanında dosyanın tamamlanması olanağı oluşmadı. Biz bu çalışmayı başlattık. Önce Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üst düzeyde bir toplantı yapıldı. Bunun devam etme kararı alındı. Ardından da tüm sivil toplum örgütleriyle paylaşıldı bu. Ve şu an için komiteler kuruldu sanıyorum. Evet, şu an için 6 ana başlık altında bu çalışmayı sürdürecek. Hem Lefke Belediyesi'nden komitelerde üyeler var, hem Lefke Avrupa Üniversitesi'nden hem de sivil toplum örgütlerinden. Evet. Komiteler artık ilk çalışmalarını yapmaya başladılar, toplantılarını yapmaya başladılar. Bunlar gelip bir elde toparlanacak ve bir dosya haline gelecek. Haziran ayında mıydı ilk başvuru? 19 Haziran'da başvuruyu yapmamız gerekiyor. 6 Mart'ta niyet mektubunu götürüp Yeni Boğaziçi Belediyesi'ne sunduk. Ve süreç resmi olarak başlamış oldu. Tabii burada bu çita suav yaklaşımı yalnızca işte o payayı almak, işte Lefke çita suav üyesidir demek anlamında değildir. Bunun en önemlisi o yaşam biçiminin gerektirdiği, evet, şartları ortaya çıkarmak. Yani genel kültürü koruma amaçlı. Büyük bir kısmı Lefke bölgesinde vardır bunun. Geri kalanları da tamamlamak mümkün olan kısa sürede mümkün olmayanı uzun bir vadede. Çünkü bu insanın direkt yaşamına ilişkin, evet, insanın yaşamının yaşam kalitesinin tarzı artırılmasına, tabii, ilişkin bir bakış açısıdır ve öyle bir yaşam şeklidir. İşte o büyük şehirlerin, metropollerin hızlı fast food diyeceğimiz yiyecek türünün, o kültürün karşısında alternatif olarak geleneksel yaşam tarzının, geleneksel yiyeceklerin hakim olabileceği, yerel ürünlerin daha değerli olabileceği, yerel ürünlere daha iyi bir pazar, daha büyük bir katkı sağlanabileceği bir bakış açısıdır. Bu da bizim bölgemizde fazlasıyla mevcut. Lefke yani bunu hak ediyor bence. Fazlasıyla ama var, evet. Gerek turistik alanları, gerek yerleri, gerek tarihsel yerleri, dokusu, doğası ve ürün çeşitliliği itibariyle bu böyle. Zaten bu pek çok projemize de yansıyor bu bakış açısı. Yansımak da durumundadır. Çünkü bizim bölgemiz işte bir miktar dezavantaj gibi görünse de
işte ya, gelişmemiş kaldı yapılaşma, falan dedik ama. Evet, yoğun yapılaşma olmadığı belki. Avantaj olabilir. Ama bunun dezavantajı, bu dezavantajı avantaja dönüştürme şansımız var. Bu bölgede işte bir eğitim, iki üretim, üç turizm bacağını harekete yeteri kadar çalışırsa çok ciddi bir yerlere gelebilir bölge. Eğitim konusunda özellikle son iki yıldır Lefke Avrupa Üniversitesi'nin ciddi bir atılımı vardır. Bu evet, gözle görülür bir şeydir ve bu aynı trend devam edecek gibi görünüyordur. Biz de Lefke Avrupa Üniversitesi ile her anlamda bir işbirliğini sürdürmek durumundayız. Yani bölge içinde, Lefke Belediyesi içinde nasıl ki bölge üniversiteye bir avantajsa, bölgenin bu şekilde olması, üniversitenin de olması bölgeye çok ciddi bir avantajdır. Nitekim tüm proje, yani paylaşabileceğimiz bütün projelere LAYU şu an için ortaktır, katkıda bulmaktadır. O anlamda bir bağımız mevcuttur. Biraz önce hocamın açıkladığı gibi bu sağlık yürüyüşüyle işte bizim Yapo Festivali ile ilişkilendirildik. Sitastov'un içerisinde en büyük paydaşlardan biridir Lefke Avrupa Üniversitesi. Yine bir takım üniversite içerisindeki kulüplerin çalışmaları Lefke Belediyesi ile birlikte düzenlemeye çalışıyoruz. Mesela bugünlerde süren LAYU'daki bir farkındalık kulübünün, işte çevre temizliği yönünde farkındalık kulübünün bir çevre belirli alanlarda çevre temizliği gibi bir şey çalışması var. Biz onlar için işte bir takım malzemeler sağladık. Onların toparladıklarını kendi araçlarımıza taşıyoruz. Yine bir gençlik merkezi projemiz var. Bu iki hatta üç etapta bitecek bir şey. Bu önce Lefke Belediyesi'nin projesiydi ama onu üniversiteyle birlikte biçimlendirme yönüne gidiyoruz. Hatta bunun proje, mimari projesini üniversite çizmeyi üzerine almıştır, çiziyordur. Bu tabii ki üniversitenin öğrencileri, gençleriyle birlikte bölge gençlerinin kullanacağı bir merkez durumuna gelecektir. Yine bizim bir hayvan barınağı projemiz var. Orada da ciddi katkıları olacaktır üniversitenin. Hatta şimdi bir önerisi var. Oradaki bu hayvanseverlerle, hayvansever grubun küçük çaplı hayvan barınakları yapıp da onun bir ön çalışması yapmak gibi. Onu da başlatma durumundayız. Dediğim gibi üniversiteyle ve sivil toplum örgütüyle alabildiği kadar bu projeleri, çalışmalarımızı paylaşmak bize daha bunları gerçekleştirmede ciddi bir yarar sağlayacaktır, katkı koyacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam, bir öğretim görevlisi olarak Lefke'deki bu hareketliliği nasıl görüyorsunuz? Yani yürüyüşler, biliyorsunuz geçtiğimiz aybaşı 1'inde, 1 Mart'ta orkide yürüyüşü vardı. Oraya da katılım güzeldi. Sizin yürüyüşünüz de var. O da güzel. Geleneksel hale gelmiştir artık. Festivaller, öko günler. Sizce nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Öncelikle çok güzel değerlendiriyorum. Yani bundan gerçekten hem biz hem de öğrencilerimiz son derece mutlular. Ya ben 3 yılı aşkın bir süredir Lefke Avrupa Üniversitesi'ndeyim. Ve bu süre içerisinde, yani şöyle söylersem abartmış olmam, bu tür etkinliklerin hiçbirini kaçırmadım desem. Yani belki çok tesadüf bir iki tanesi de katılamamış olabilirim. Hepsinde tabii katılımları da kıyaslamalarım da var. Yani gözlemlerimizi kıyaslamamız var. Yani ben ilk katıldığım, ilk orkide yürüyüşünden sonraki katıldığım orkide yürüyüşüne kadar gerçekten çok büyük farklılıklar var. Yani ben burada tabii aktivistleri ve gönüllü kuruluşları yürekten kutluyorum. Yani eğitimcilerin bir sözü vardır. Taşı denen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Evet. Yani bir işi gerçekten yürekten sürekli hale getiriyorsanız sonucunu alıyorsunuz. Evet. Şimdi ben bunu Lefke bölgesindeki festivallerde, etkinliklerde, yani toplumsal hareketliklerde çok rahat görebiliyorum. Yani zaten özellikle toplumu tanıma açısından öğrencilerimizi yönlendirdiğimizde de bu tür etkinliklerin katılmalarıyla hem farkındalık yaratmaları kendi açısından hem de gerçekten Lefke'nin özelliklerini öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu şekilde öğreniliyor zaten. Tabii ki. Yani derslerle değil, böyle bir katılımla öğreniyoruz. Şimdi Portakal Festivali ile bizim yürüyüşümüzün bütünleşmesi de aynı şekildedir. Yani biz özellikle sağlık öğrencilerine, yani sağlık öğrencilerine, beslenme diyetisyenlik bölümümüz var, fizyoterapi bölümümüz var, sağlık yönetimi
ve sosyal hizmet bölümümüz var. Şimdi içinde bulundukları toplumu tanıyabilecekleri en büyük etkinlik budur. Yani bunlardır. Şimdi düşünün, bir beslenme öğrencisi Lefke'nin flora ve faunasını, yani bitki örtüsünü, evet, ve canlı örtüsünü görmek zorunda ki hani bunu tanıyarak ancak bir beslenme... Belki de hiç dalından portakal koparmamış hiç öğrenciler var. Çok haklısınız. Portakalın... onun da tadına varacaklar. Onun gibi yani ancak böyle bir açılımda, böyle bir etkinlikle bu özellikler, bu nitelikleri kazandırılabilir. O yüzden hani ben 3 yıldır katıldığım bütün etkinliklerin çok farklılaştığını görüyorum. Yani bunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum ve açıkçası mutlulukla söylüyorum. Yani biz de öğrencilerimizi tabii yönlendirirken de bu yapılanları tanıtarak yönlendiriyoruz. Yani bu açıdan ben tekrar söylüyorum, başta belediye başkanımız olmak üzere, tabii ki üniversitemiz açısından yöneticimiz, rektörümüz olmak üzere, yani her türlü katkıyı esirgemeyen kişi ve toplumları yürekten de kutluyorum. Yani aktif olarak sizleri de başta olmak üzere. Teşekkür ederiz. Evet. Elimizden geldiği kadar değil mi Rahmi Hanım? Evet. Ne söylemek her istersiniz? Her şey Lefke'ye güzel ve canlılık katmak içindir. Lefke dediğimiz gibi, işte tüm arkadaşlarımızın da hemfikir olduğu, gizli bir cennet. Ve bu cennetteki tüm meyvelerin ayrı ayrı kendine özgü vitaminleri zaten vardır. Zaten hepsi cennet meyvesi. Evet, hurmadan hepsi, tutun cevize kadar, evet, portakala kadar, evet, hepsi en değerli, en kıymetli değerli meyveler. Evet. Onun içindir ki ben aslında Lefke halkına seslenmek istiyorum. Lefke halkının bahçeleri olan özellikle üretici arkadaşlarımız gönüllü olarak gelip desinler ki benim bahçem var ve benim bahçemdeki portakalın dalından da gelen arkadaşlarımın portakal koparmasını istiyorum. Ve gelip bahçesini, nasıl ki bir evimize geldiği zaman misafir kahve ağırlıyoruz, limonata döküyoruz, o da gelsin ve desin ki buyurun arkadaşlar, bahçemden bir portakal koparın ve siz de yiyin. Hem ölülerinin canına gitmiş olur, onun atalarından kalmıştır o malı muhakkak. Hem, evet, de farkındalık yaratmış olur Lefke'de ve uzaktan gelen insanlar da mutlu olur ve bir sonraki festivale koşa koşa gelirler. Yani bunu Lefke halkına duyurmak istedim. Veya bahçesine gidemeyebilirler. Kasa kasa meyvelerini oraya getirebilirler değil mi başkanım? Oradan ağırlayabiliriz biz gelenleri, evet, de. Meyve suyu olarak da ikram edebiliriz. Yani orada o ikram olacaktır. Hem portakal suyu olarak hem portakal olarak. Hatta bir elde edebildiğimiz kadarıyla o geçmiş dönemde kullanılan iş araçları, portakal üretiminde kullanılan iş araçları, evet, işte o eski tüp küçük traktörler, köfün dediğimiz köfünlerle taşındığı, evet, köfünler, o dönemde kullanılan makaslar gibi iş araçları da şey edecek, yani sergilenecektir. Evet. Çok güzel. Başkanım, bildiğimiz gibi Lefke Turizm Derneği as başkanı olarak biliyorum ki Lefke Turizm Derneği ve belediyenin bir projesi var. Daha doğrusu, evet, birçok projesi vardır Lefke Belediyesi'nin, ama projelerden de biraz bahseder misiniz? Evet, Lefke Turizm Derneği ile ortaklaşa olduğumuz bir Avrupa Birliği projesi var. Büyük, ciddi bir proje bu. Bir bölgedeki turistik ve tarihi değerlerin ortaya çıkarılması, tanıtılması, eğitiminin yapılmasını içeren bir yönü var. Ki bu bence çok önemlidir. Bir acundu dediğimiz bir çeşmemiz var, tarihi bir çeşmemiz var. Onun restorasyonuyla ilgili bir bölümü var. Bir tane yürüyüş yolu, yeni bir yürüyüş yolunun oluşturulup resmileştirilmesini içeren bir yönü var. Bir de bir maden müzesi yapımıyla ilgili bir yönü var. Bu gerçekten çok ciddi bir proje. Çünkü, evet, işte demin bahsetmeye çalıştığım bir kısmını ikinci bacağı, birinci bacağı dedik, işte eğitimdir ve üretimdir ve turizm olmalıdır. Bu kadar çok turistik değere sahip olmamıza rağmen Lefke bölgesi
yalnızca %1 gibi bir pay almaktadır. Evet, çok az. Kıbrıs'ın kuzeyindeki turizm gelirlerinden bu çok azdır. Çok orantısız bir noktadır. Yani bunu üretimle kıyaslarsak bölgemiz hem nüfus açısından hem kapladığı alan açısından Kıbrıs'ın kuzeyinin %5'ini kaplamaktadır. Ve genelde Türk malı sayılabilecek arazilerimiz, köylerimiz, evet. Çok az Rum malı var. Evet. Bu %5'lik nüfus ve %5'lik alan üretimin %20'sini gerçekleştirmektedir. Ki bu üretimin içerisinde bir miktar ürünler var ki yalnızca bu bölgeye hastır. Evet. Başka bölgede üretilmesi pek gerçekleştirilememiştir, başarılamamıştır ya da o kalitede olamamıştır. Lepke portakalı gibi, ama turizmde baktığımızda gibi. Dediğim gibi yani pek çok turistik değeri içermesine rağmen %1'lik bir payı vardır. Bunun üzerinde yoğunlaşıp çalışmak gerekiyor. Eğitim alanında dediğim gibi işte son 2 yıl var özellikle Layu'nun ciddi bir şeyi vardır, gelişimi vardır ve bu devam edecektir diye düşünüyorum. Bu Avrupa Birliği projesi olan bu proje başlamıştır. 3 yıllık bir zaman diliminde gerçekleşecektir. Belli bir zaman cetveli konmuştur. Bu zaman cetveline göre ilerlemektedir. Önümüzdeki günlerde Acandu Çeşmesi'nin ve müzenin olacağı binaların restorasyonu için ihalesine çıkılacaktır bu. Yani bugün için işte çok köklü bir geçmişi var burada madenciliğin. Evet. İşte 80 yıl gibi süren son dönemi CMC'nin sürdürdüğü bir şey var. Madencilik artık kirli var. Yatırımlar değil. Evet, bunu onu biz işte avantaja çevirmek bir müze anlamında. Yapmak, çok güzel fikir. CMC'nin boşta kalan alanların içerisinde bulunan bir takım eski araçlar var. Trenler, vagonlar trenler falan var. Onların aynı şekilde taşınıp bir yerde sergilenmesi açık hava gerekiyor. Gibi. Bir açık hava müzesi gerekiyor. O da artık belediyenin ya bundan sonraki projelerin içerisine dahil edilecek yahut da sivil toplum örgütleriyle birlikte bu gerçekleştirilecek diye düşünüyorum. Bu kapalı müzenin yanında. Çünkü bölgeye gelen insanların işte gezdirilebileceği yerlerin artırılması gerekiyor turistik anlamda en azından. Bunu ve bu potansiyel var dediğim gibi bunları tamamlamak gerekiyor. Bunun dışında projeler anlamında biraz önce bahsettiğim bir hayvan barınağı projesi var. Bu da 3 yıllık bir sürede konmuş bir projedir, tamamlanacak bir projedir. İşte bölgede bir hayvan barınağının oluşması, 200 kadar hayvana sürekli bakımının yapılabilmesi, sahipsiz hayvana ve aynı zamanda bunun işte veterinerinin çalışanının olacağı, sahipliği hayvanlara da hizmet verilebilecek bir şey olacaktır bu. Barınak olacaktır. Gençlik merkezi projemiz var. Ondan bahsettim. Gençlerin kullanabileceği olan ve bölgede gerçekten gerekli olan. Hem bölgemizin gençlerinin bir ihtiyacı olan hem de üniversite gençlerinin bu bölgede en büyük ihtiyacı olan bir sosyal etkinlik ve sosyal alanların azlığının en büyük ciddi sıkıntısı üniversitenin. Evet. Bunları geliştirmek gerekiyor. Özel girişimcileri de bu yönde teşvik etmek gerekiyor. Aynı zamanda bir denizli sahil şeridi projesi var ki bu 3 kilometreye yakın bir denizli sahilinin projelendirilmesi. Orada işte yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve Cengiz Topel Anıtı'nın hemen doğusunda bir sosyal alan oluşturulmasını içeren bir şeydir, projedir. Bu biliniyor, çok değerli bir gemi var. Şu an atıl durumdadır evet, atıl ve durumda. Yok olmak üzeredir. Bu proje onun tekrar düzenlenmesini, restore edilmesini, tamir edilmesini de ve sergilenmesini de içeren bir proje olacaktır. Bunun ötesinde mesela Doğancı'da bir piknik alanı projesi için başvurumuz var. Köylerin altyapılarına yönelik işte kaldırım olsun, asfalt olsun bunlar sürekli gündemde olan şeyler, projeler. Ona yönelik projeler var. İşte son dönemlere kadar çok ciddi bir sorunu vardı Lefke'nin. Bu çöpün yanması ve onun neticesinde de çok büyük bir alanın olumsuz bir etkide kalmasıydı. Uzun süren bir çalışmadan sonra şu an için öyle bir
sorunumuz yok. Bayağı ıslah etmiş durumdayız çöpü. Yalnız vidanca sularının arıtılma, vidanca sularıyla ilgili bir sorun var. Onun arıtılmasıyla ilgili bir arıtma projesi sunduk. Onun işte sonucunu bekliyoruz. Başlamak üzere olan Bağlıköy'de Bağlıköy'ün Ekoköy olması için birinci ve ikinci etap iki proje var. Birincisi için işte dün gazetede ihale duyurusu yapıldı. İhalesi de çıkılıp şey edilecek, başlanacak ona. Proje çok. Yani. Proje çok, evet. Proje çok. Evet hocam, yürüyüş saat 9'da okuldan başlıyor. Evet. Sanırım halk dansları başlangıçta olacak. Evet. Lefke'ye yürünecek. Evet. Ya, alışılmamış bir yolu öğrencilerimize yürütecek. Güzel de olacak. Ben tabii ondan önce Sayın Başkanım'ın sözünü ettiği projeleri duydukça gerçekten böyle bir coşku kaplıyor içim desem. Hani duygularımı ancak hepimiz o şekilde ifade edebilir. Nedeni şu, yani bizim de öğrencilerimize buranın bir cazibe merkezi olduğunu anlatabilmemiz lazım. Evet, bir kampüs üniversitesiniz ama çevremizden ayrı değilsiniz. Çevremize bütünüz. Özellikle evet. Bu güzel projeler, özellikle öğrencilerin piknik yapabilecekleri, gezebilecekleri, yani ham enerjilerini onlar kullanabilecekleri yerler. Onlar genç zaten, enerjilerini çok harcamak istiyorlar. Evet, kesinlikle öyle. Yani en azından onları olumsuz yerlerden uzaklaştıracaktır. Tabii ki. Sağlık budur zaten. Yani. Evet. Sağlık. Şimdi tabii yine biz 5 Nisan yürüyüşümüze dönersek, yani bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu sağlık haftası çerçevesinde yaptığımızı söylemiştik. Tabii bu hem belli bir yürüyüş, yani yarım saati aşan bir yürüyüş elbette ki bize sağlık katma açısından önemlidir. Yani çünkü zaten bunun altında ya da 20 dakikanın altındaki yürüyüşler çok etkili yürüyüşler değildir. Yani burada onun da bir standardı var. Yani yürüyeceğiz ama nasıl yürüyeceğiz? Evet, en azından saniyede 2 adım atarak belli bir tempo yakalarak yürümemiz gerekir ki bu bize sağlık katsın. Yoksa sadece gezinme de güzel hava almadı. Akıllı telefonlar var ya, evet, herkes, evet. Akıllı telefonlara bastılar. Tam dağın zirvesine çıktığımız anda 10 bin adım atmışım diye herkesin cep telefonlarına şey geldi. Yani 10 bin adımdan fazla adım atmışız. Yani, orada harcadığı ham kalorinin, yani vücuda zarar verecek kalorinin ne kadarının iyi bir işlemle giderildiğini, yani böyle stresi yaratmadan görüyor. Tabii bu açıdan önemli. Şimdi konuya da geldiğimizde, şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün sloganı da çok güzel. Diyor ki, tarladan sofraya besin güvenliği. Yani tarlada başlayacak, evet. Besin güvenliği, sonra sofrada tamamlanacak. Genetiğiyle oynanmamış o gün olması tarlaya gibi. Götüreceğiz. Öğrenci tarla derken portakal bahçesinde. Yani üretildiği ürünün yerine götüreceğiz. Tabii tüketecekler yani sofralarını. Yani böyle bir anlamlı sistemli bir deneyimleri de olacak. Biz tabii genel katılımı bekliyoruz. Öğrencilerimiz başta olmak üzere ama bütün katılımı bekliyoruz. O gün de bizi destekleyen kuruluşların da tabii belli katkıları olacaktır. Böylelikle bir şenlik havasındaki... Lefke Turizm Derneği'nden de arkadaşımız, rehber arkadaşımız, evet, daha doğrusu başkanımız da öğrencilere bir lefke turu yaptırmayı... O zaten isim çok güzel bir yönü. Tarihçesini yani, anlatmayı, işte, yani portakal bahçesinden portakal toplama kadar Lefke'nin kültürel değerlerinin bir profesyonel tarafından gösterilmesi zaten öğrencilerimiz açısından çok önemli bir özellik. O nedenle biz yürüyüşümüzü tempolu yürüyüş olmakla birlikte bir şenlik yürüyüşü gibi olacağını görüyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz böyle de heyecanlanıyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Evet Rahman Hanım. Açıkçası festivaller denince hemen heyecan basıyor. Çünkü uzun zaman görmediğimiz arkadaşlarımızı görüyoruz. Evet. Karpaz'dan, Girne'den, Magosa'dan, Lefkoşa'dan, bölgemizden, Güzelyurt bölgesinden, tüm ilçelerden arkadaşlarımız geliyor ve uzun yıllar görmediğimiz kişileri görüyor. Orada toplanma yeri oluyor. Evet, sarmaş dolaş böyle anıyoruz eski günleri de. Onun için festivale tüm eşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı, Lefke'yi sevenleri, hatta Lefke'de benim bir arkadaşım var, bir akrabam var. Sizin için Portakal Festivali diyorum. Bekliyoruz herkesi. Bir gün olsun, o gün orada olunuz. Farklı bir gün yaşamak için herkesi Lefke'ye bekliyoruz. Evet.
Bölgemizin ve üniversitemizin gururu Lavi TV şimdi de akıllı telefonlarınızda. Lavi TV artık Android ya da iOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarınızda. Lavi TV bu platformlarda izlemek için tek yapmanız gereken ekranda görülen linki tarayıcınıza kopyalamak ya da cihazınıza yükleyip sadece dokunmak. Bu linke Lefke Avrupa Üniversitesi'nin resmi YouTube sayfasından da ulaşabilirsiniz. Lavi TV artık her zaman yanınızda. Bölgemiz ve üniversitemizden güncel haberler, hava durumu ve yemek programından gezi programına dop dolu içeriğiyle Lavi TV artık akıllı telefonlarınızda. Lavi TV, bölgemiz ve üniversitemizin gururu. Ali Polatkan ve Umut Çakıran'ın konuşmacı olarak katıldığı Seyahat Acentaları ve 2015'te Turizm konulu konferans büyük ilgi gördü. Şimdi bu konferansı izliyoruz. Tabii arkadaşlar, benim ismim Ali Polatkan. Ben de bu bölgenin insanıyım. Doğancı'yı biliyorsunuz. Doğancı'da doğduk. Küçüklüğümüzden beri bu bölgede büyüdük. Daha sonra eğitim için, o zaman ortaokul vardı Lefke'de. Lefke'de ortaokul eğitimini yaptıktan sonra üniversiteye gittik, liseye gittik. Lise tabii Lefke'de yoktu. Dolayısıyla bunu Lefkoşa'da yapmak zorundaydık. Daha doğrusu benim kendi hayalim hep sanat okuluna gitmekti. Sanat okulu böyle sanata çok meraklı bir insandım. El becerileri falan filan. Fakat köylerde bir alışkanlık vardı. Tabii Doğancı'da o zaman daha önce işte ilk mezunlarından Doğancı köyünün ilk mezunlarından biriyim ben. Yani eğitim daha önce yoktu buralarda. O okuma imkanı yoktu. Bizler de tabii ki o zaman fakirlikler falan vardı. Okumak için Lefke'ye bisikletle gelirdik. Çamlıköy, Petre falan onları geçtikten sonra gelirdik. Siz düşünün, orta iki bir çocuk bisikletle okumak için Lefke'ye geliyor. Ve böyle üç tane Rum köyü geçerek işte. Ama bu bütün bunlar bizim şu anda zenginliğimiz oldu tabii. Tabii biz sanat okuluna gitmek için abim polis, ondan para istedik. Para istedim de bir mektupla. O zaman telefon falan yoktu tabii. O da bize 3 lira gönderdi sanat okuluna yazılmak için burada. Fakat yine de babam baskın çıktı ve bizi liseye yazdırdı benim haberim olmadan. Ve dolayısıyla ben lisede gitmek zorunda kaldık oraya. Ama adamın kendi bir ideali vardı. Hüseyin Zihni diye bir arkadaşı vardı, öğretmen. Benim şimdi Ali dersiniz ama benim ismim Ali değil esasında. Hüseyin Zihni Polatkan yazılışım kütükte falan. Öğretmen arkadaşının isminden dolayı köyde feodal ilişkiler, kağıt oynarken falan. İşte o öğretmen olduğu için benim de öğretmen olmamı istedi falan. Götürdü bizi liseye yazdırdı. Abimden aldığım 3 lira da cebimde kaldı tabii bu arada. Esas olay o değil yani. Köy işte o köylünün çocuğunu okutma şeyi, isteği falan falan. Tabii bu arada mücahitlik patladı ve biz şeye gidemedik. Yani üniversiteye gidemedik. Üniversite kaydımızı yaptırdık. 68'de erkek çocuklarının yurt dışına çıkması şey değildi. O zaman yasaktı. Biz mücahitlik yapmak zorundaydık. Kızlarımız giderdi ama biz gidemezdik. İşte okuduk, öğretmen olduk. Öğretmenlikten sonra bir müddet öğretmenlik yaptıktan sonra öğretmenlik bana göre olmadığını anladım. Bir 15 yıl yaptıktan sonra ve emekli olduk. Ne yapacağımızı bilmezdik. Bir arkadaşımız dedi, bari senin dedi, yüzün güler dedi, bari sen turizme gir. Biz de hasbelkader turizme. 30 yıldır da turizmin içindeyiz. Böyle bir turizm hayatımız, turizme böyle girdik. Benim hayat hikayem de bu. Tabii ki arkadaşlar, öğretmenlik yaptım ben yıllarca ama yine de çocukların karşısında. İnanın bana, o zaman da öyleydi. İlkokul öğretmeniydim ama her sabah gittiğimde okula heyecanlanırdım. Derste nasıl başlayacağım konusunda. Her gün gördüğüm çocukların karşısında bile bir heyecan olurdu. Şimdi büyük çocukların karşısında, sizin yaşta gençlerin karşısında ders vermeye, konferans vermeye çalışacağız.
Tabii ki bu arada akademik bilgisi olan öğretmenler, hocalarımız var burada, çok saygılı hocalarımız var. Kendileri bu işin bilimini yapmıştı. Biz bugün size bu işin tarlasından bahsedecek daha ziyade. Tabii el yordamıyla turizm. Bizim yaptığımız turizm el yordamıyla olan turizm değil. Önce acente, işte bilet kesme falan derken, bu bilet kesmeyi bir makinist arkadaş öğretti. Yani bir makinist, o tür şey, acentesi vardı ve işte dedi, burasına bunu yazacağım, burasına bunu. Bu kadar basit olarak bir bilet kesme öğretti işte falan. Tabii ki biz güzel yurtta acente açtığımızda orada bir arkadaşımız turizm yapardı ve biletçi de iyiydi yani. Hatta Ayata üyesi bir acente arkadaşımız vardı orada. Dedik biz bunun yanında nasıl yaparak bilet keseceğiz falan, ekmek paramızı çıkaracak bir endişesi falan falan. Bir müddet sonra benim sizlere en çok bahsetmeye çalıştığım budur. Özellikle bugün ana fikir olarak onu söyleyeceğim. Gayret, bilgi, yani hırs, ne bileyim, bütün bunlar sizlerin ileride şu anda almış olduğunuz eğitimin üstüne binmek suretiyle sizin yapınızı oluşturacaktır. O el yordamıyla yapılan acente işi tabii ki bizi buralara kadar getirdi. İşte Azerbaycan'da, Ukrayna'da, Antalya'da, İstanbul'da, Kıbrıs'ın her ilinde bir acente açtık. Acente açma, yani bir tur operatör olma yoluna gittik. Tabii ki turizm böyle dıştan göründüğü gibi değilin içli çıkışlı şeyleri vardır. Başarılı da olduk. Yani geldiğimiz nokta kötü bir nokta değil. Fakat işte bir müddet sonra eleman yardımcı, yani sağ kolların olmaması nedeniyle veya sisteme tarladan gelişinde bir şey var. Akademik olarak bu işe girmediğimiz için bilgi ve teknolojinin daha 30 yıl önce zayıf olması nedeniyle biz Ukrayna'daki, Azerbaycan'daki, İstanbul'daki acentelerimizi kontrol edemez duruma geldik. Ve orada tabii ki bir takım yolsuzluklar oldu. Bize güzel olaylar oldu falan oldu. Ve kapatmak zorunda kaldık. Toparlandık şimdi. Ama tabii ki Polatkan Turizm, şimdi Polatkan Turizm'den bahsediyoruz da biraz sonra size yani esas konuya geçeceğiz de bir takım tecrübeler ve know-how oluştu şu anda. Bu know-how çok önemli bir know-how'dır. Yani biz akademiyle de birleştirmeye çalıştık. Çocuklarımızı turizme gönderdik, getirdik. Onlar bize yardımcı olmaya çalıştı. Teknolojiyi yakalamaya çalıştık. Bilgi, sermaye birlikte kullanmaya başladık. Esas şimdi benim bugün konum olan acentenin işleyişi, tur operatörlüğü falan. Sevgili arkadaşlar, turizm bugün başlamadı. Turizm insanlığın gelişiyle başladı. Doğuşuyla başladı. Yani bir yerden bir seyahat, hareket olan yerde bir turizm oluştu. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda oluştu. Yani işte ve o ihtiyaçlar doğrultusunda hareket başladı. Ticari ve ekonomik bir olgunun sonunda turizm hareketi başladı. Nasıl? Yani eskiden kervanlar vardı. O bir turizm hareketiydi. Ticari olarak başladı. Daha sonra insanlar dünyayı gezip görmek için bir takım ekonomilerin gelişmesiyle, ayaklarının yere basmasıyla bir takım yerlere gitmek istediler. Ve dolayısıyla burada onları gezdiren bir sektör oluştu. Onları gezdiren bu sektör de işte tur operatörlüğü, acente, tur operatörlüğü ismi acente. Ama bu neticede bunları organize eden bir şey, bir sektör ortaya çıktı. Dünyada sanırım şu anda istatistikleri tam olarak bilmiyorum ama turizm sektörü ekonomik sektör hayatın içerisinde belki de %30 gibi bir devinim potansiyele sahiptir. Belki de daha fazla da girdilerle birlikte. Yani turizm artık bir gelir getirici bir şey olmuştur. Bunun farkına varan devletler, ülkeler, insanlar bu işin içerisine girmiştir. İşte bakın sizler şimdi burada okuyorsunuz ve turizmi bir bilim olarak görüyorsunuz.
ve biyoloji için bilimini yapmaya çalışırsınız, ilmini yapmaya çalışırsınız. Bu az önemli bir olay değildir. Tabii ki siz şanslı insanlarsınız çünkü artık herkesin elinde, evinde internet vardır, medya vardır, daha kolaydır şu anda. Eskiden daha zordu. Yani biz ilk tur operatörünü hazırladığımız zaman veyahut da 30 sene önce Türkiye'yi ele aldığınız zaman Antalya'da sadece bir büyük otel vardı, 2 yıldızlı. Onda milletvekilleri falan şeylerdi, siz orada kalamazsınız. Yani 1972'de ben Türkiye arabamla gittiğim zaman bir büyük otel vardı, birkaç da pansiyon vardı. Böyle falan da yoktu. Ve turizm de bilinmiyordu. Yani örneğin biz Denizli'ye gittiğimiz zaman toprak bir evde kaldık, pansiyon olarak. Orada çarşaf, böyle bizim hanım çok titizdi ve çarşaf şeydi, böyle kıl falan vardı içerisinde. Çağırdık o ablayı, dedi ki, abla bu çarşafı değişti, biz de galiba üstünde yattı dedi falan dedi. Kadıncık bize dedi ki, daha bir gece yattılar oğlum dedi üstünde. Yani turizm nereden nereye, bir gece yattılar üzerinde. Yani bir gece yatmayan çarşaf kirlenmez gibi bir şey. Yani turizm Türkiye'de oydu. Belek yoktu, kemer yoktu, falan yoktu. Ama ülkeler bunun farkına vardık sonra, bu sektörden para kazanma ihtiyacı. Böyle ülkeler var ki şu anda, mesela örneğin Türkiye'nin şu anda, size rahatlıkla söyleyebilirim ki, Türkiye'ye giren taze parayla ekonomiyi ayakta şey ediyor, hareket etmeye başladı Türkiye'de. Tamam, diğer sektörler de gelişti. Fakat esas hareket noktası turizmden gelen taze paralarla oluştu. Hatırlayın, Türkiye'yi 500 milyon Amerika'dan kredi almak için giden Maliye Bakanlarımız vardı. Aldığı zaman da sevinen, telgraf ülkesine şey eden Maliye Bakanları vardı eskiden Türkiye'de. Çok uzakta değil bu tarihler, olayları hatırlarsanız. Dolayısıyla turizmden gelen gelirle şey etti. Özal'la birlikte bizim Kıbrıs'ta hasbelkader bir turizm şu anda vardır. Daha henüz bilimsel olarak o şeye yaklaşmadı şeyimiz. Bütün partilerimizin hükümet programlarında veya hükümetlerin programlarında vardır ama maalesef şey değildi. Şey etmiyorlar. Bu işi ciddiye almıyor. Hatta siz onlara bahsettiğiniz zaman bir şeylere bakarsın işte gözünde. İşte bir çocuklara ders verirken, ilk dersi verirken az önce hocaya da söylemiştim. Okuyorsunuz gözümden, bu sınıfın %30 kişilik bir sınıfta 15 kişisi anladı yahut da 10 kişisi anladı yahut da 30 kişisi anladı, 20 kişisi anladı bu dersi dediğinizde, ilk derste. İşte ondaki kesirleri verirsiniz falan demeyeyim. Bakarsanız algılıyorsunuz ki şu kadar öyle. Bizim siyasetçilerin gözüne baktığınız zaman bakarsanız bir şey okuyamıyorsunuz. Yani siz ona bir şeyler söylersiniz ama turizm konusunda ama gözünün içerisine baktığınız zaman ve değerlendirdiğiniz zaman gözünün içerisinde bir şey görmüyorsunuz. Yani o işte nedir bu adamın söylediği gibi bir şey oluyor. Olaylara bilimsel olarak da yaklaşılmadığı için turizm bu noktadadır. İşte bizim bölgemizde ekoturizm, sitay, stov falan bunların ne kadar önemli olduğunu anlatamadık. O sektörden bizim ülkemiz gibi ülkelerde işte üniversitelerimiz ve turizm iki tane göz bebeğimiz var. İki tane gözümüz olduğu gibi. İkisini de iyi bakmamız gerekir. Yani bir tanesi arızalanırsa inanın bana ki ekonomimiz şey gider, ekonomide bir terslikler başlar falan falan. Ben şimdi şeye geçeyim, bunları söyledikten sonra sizlere tur operatörlüğü kısmına geçeyim. Çünkü acente işte bu ihtiyacı gidermek için acenteler ortaya çıktı, tur operatörlüğü ortaya çıktı. Tur operatörlüğü artık ama şekil değiştirdi. Yani bizim eskiden bildiğimiz klasik acentecilik yok artık orta yerde. Bu teknolojinin gelişmesinden falan daha organize oldular. Yani büyük şirketler bu işin bilincine vardı. Zaten bu işi yapmak için bilgiye ihtiyacınız var, sermaye ihtiyacınız var, ekibe ihtiyacınız var, know-how'a ihtiyacınız var. Artık teknolojiye ihtiyacınız var. Bunları bir araya getiren artık acenteler, turba şey iyi yapıyor bu işi demekti. Biz Polatkan Turizm olarak Kıbrıs'ta bu konuda iyi bir mesafe aldık esasında. 30 senede aşağı yukarı %70 acenteler bizim acentemizden çıkışlıdırlar. Yani diğer yeni açılan sahipleri de dahil olmak üzere yetişen elemanlar falan. Yani sizin üniversiteden daha çok öğrenci yetiştirdik biz bu ülkeye. İnanın böyle yani şu anda aşağı yukarı 300-400 kişi piyasada vardır.
Dolayısıyla bu tur operatörlüğü dediğimiz olay çok önemli bir olay. Neden bunları sizlere söylemeye çalışıyorum? İşte tur operatörlüğü, tabii Doğu Akdeniz'lere gideriz, yakın doğuya gideriz ve bu konferansları biz veririz ama şimdi böyle sıkışmış gibi hissederim kendimi. Bir 30 dakikanın içerisinde bütün bunları hem tecrübelerimiz hem de tarladan getirdiğimiz o tur operatörlüğü, akademik bilgiyle birleştirmek suretiyle tur operatörlüğü nasıl olur konusunu anlatmaya çalışırken bunun etrafında bunları söylemeye ihtiyacını doğduğum için biraz sıkışmış gibi hissediyoruz ama bu Doğu Akdeniz'de falan işte sınıfa girerdik. Sınıfta ders örneğin tur operatörlüğü konusunda yahut da turizmin diğer bacakları olan otelcilik konusunda yahut da ulaşım konusunda falan hangi konu gündeme gelirse orada bir daha canlı, daha böyle sorular, cevaplar falan eksikleri falan daha şey derdi. Konferans şeklinde olan şeyin 40 dakikanın içerisinde sıkıştırmak tur operatörlüğünü gerçekten bir zor, çok zordu. Tur operatörlüğü zaten zordur. Yani böyle ben turizmde okuyorum, yarın ajanı taşıyacağım falan çok kolay bir olay değildi. Zaten ama bu ümitsiz olmayınız. Yani siz o tur operatörlerinin arasına çok rahat girebilirsiniz. Bilginizle, becerinizle, hırsınızla falan. Ama bize gelen çocuklar, yani bugün üniversitelere gelen çocuklardan özellikle benim bir ricam vardır. Sizi şey etmek için söylemiyorum, üzmek için de söylemiyorum. Ama biz üniversiteden çıkan çocuklardan ders, işte işçi olarak, çalışan olarak almak istediğimiz, arkadaşlar olarak almak istediğimiz zaman, işte soruyorum, İngilizce bilir miyim? Biraz. Tamam, bilgisayar nasıl olsa bir chatleşme civarında biliyorum bir şeyi. Peki şunu bilir miyim? Biraz. Bunu bilir miyim? Biraz. Çalıştığımın şeylerde, yani madem turizme girdin, acentelerde, yazda, öğleden sonraları bir sektörün içerisinde beleş de olsa çalıştığımın, yok çalışmadım, sadece şeyim vardı, istajımı yaptım. Böyle bir çalışanı herhalde almazsınız yani işe. Yani ama burada size özellikle öğrenci arkadaşlara benim bir nacizane görüşüm var. Nedir? Bilgiyi siz yakalayacaksınız. Üniversiteden verdiğine yetinmeyeceksiniz. Ve bunu tarlasında öğreneceksiniz. İnanın bana ki bizim burada lise mezunu çocuklar, çalışanlarımız üniversiteden gelen çok çocuğu cebinden böyle 5 kere çıkarır. Çünkü o çocuklar artık ne oldu? Halkla ilişkileri biliyor. İnsanın gözüne baktığı zaman tur satmayı biliyor falan bir şey diyor. Dolayısıyla sürem de bilmem ne kadardır ama saatimi almadım. 20 dakikamız var. Var, tamam. Tabii ki bizim acentenin içinde yetişen çocuklar böyle yani gözünden adam anlıyor, ruh halini anlıyor, nereye gitmek istediğini dartabiliyor falan. Üniversiteyi bitiren bir çocuk, ben üniversiteyi bitirdim, 5 sene emek verdim, bir de yetki istiyor. Yani TUROP biletli bölümünün başkanı olmak istiyor. Bilet bölümünün başkanı, biletçilik öyle bir şey ki, tabii internete falan geçti ama yine de biletçilik öyle o kadar basit değildi. Yani biletçilikte bir şey, örneğin bir örnek veriyorum sizlere. Vize konusunu siz atladınız, bir üniversite öğrencisi aldım ben tabii bizden. Vize konusu Amerika'ya Kıbrıs pasaportundan gidilir mi? 6 kişi Amerika'ya gidecek. Avrupa Birliği'ndedir o. Avrupa Birliği'nde olduğu için Amerika'ya gidebilir. Avrupa Rum kimliğiyle, yani Rum pasaportuyla. Turu satar 6 kişi 8000 TL maliyeti var her turun. İnsanlar havaalanına gider. Bizim bilgimiz yok. Diğer arkadaşlarımla kontrolden kaçtı. Şeflerinin falan. Havalama gider, yok gidemezsiniz. Tur yandı mı? Yandı. 48 bin lirayı kim ödeyecek? Olaya bakın siz. Yani tur, o pratiklik dediğimiz olay, o tarla dediğimiz olay, akademinin birleştiği zaman bir değer eder. Siz onlardan bir sıvır önde olabilirsiniz. Bir sıvır önde olursunuz zaten. Ama lütfen kendinizi yetiştiriniz. Yani beklemeyin sizi hocalarınızın verdiğiyle yetinesiniz. Hocalarınızdan talepkar olunuz. Bölgemizin ve üniversitemizin gururu Lavi TV şimdi de akıllı telefonlarınızda.
Lavi TV artık Android ya da iOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarınızda. Lavi TV bu platformlarda izlemek için tek yapmanız gereken ekranda görülen linki tarayıcınıza kopyalamak ya da cihazınıza yükleyip sadece dokunmak. Bu linke Lefke Avrupa Üniversitesi'nin resmi YouTube sayfasından da ulaşabilirsiniz. Lavi TV artık her zaman yanınızda. Bölgemiz ve üniversitemizden güncel haberler, hava durumu ve yemek programından gezi programına dop dolu içeriğiyle Lavi TV artık akıllı telefonlarınızda. Lavi TV, bölgemiz ve üniversitemizin gururu. Lefke Avrupa Üniversitesi ve bölgemizle ilgili haftanın olaylarından derlediklerimizle karşınızdaydık. Haftaya tekrar aynı saat ve kanalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.